Herkese merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere evinizde kendinizin de yapabileceği çok lezzetli bir şinisel tarifi vereceğim. Hadi başlayalım. Tavukları hazırlamaya başlamadan önce üzerine hazırlayacağım böyle çok lezzetli bir tereyağı var. Önce onu yapalım. Tereyağının oda sıcaklığında olması gerekiyor. İçine böyle ince kıydığımız maydanozları ekliyorum. Tereyağını lezzetlendirmek için kapari de kullanacağım. Kaparileri de incecik doğrayacağım yine. Kaparileri de tereyağına ekliyorum. Sarımsaklarımız var. Sarımsakları böyle sıkacaktan geçireceğim çünkü dişe gelmesini istemiyorum. Limon rendesi istiyorum ama böyle incecik olması gerekiyor. Biraz limon suyu sıkacağım içine. Pul biber ve karabiber ekliyorum. Böyle bir eldiven yardımıyla böyle yoğuruyorum. Evet, iyice yoğurduktan sonra tereyağını bir sitrece saracağım. Tereyağını içine koyup ve rulo yapacağız. Sonra şu uçlarını böyle tersinden kıvırıp sonra şu şekilde çevirerek istediğimiz şekli alıyor. Tereyağımız hazır. Biz şinistellerimizi kızartana kadar dondurucuda donması gerekiyor. Şimdi tavuklarımızı göğüs tavuk kullanıyoruz. Böyle tam kalın yerinden ince yerine doğru ikiye ayıracağız. Ama kelebek şeklinde olacak. Tamamen ayrılmayacak. Şu uç kısımlarını kullanmıyoruz. Bunlarla da nugget yaparız. Şekilde ikiye ayırdık ama dediğim gibi birbirinden koparmıyoruz. Şimdi döveceğiz. Zaten şinistelin tek püf noktası var. O da tavuğun düzgünce dövülmüş olması. Bunun için ben daha önceden hazırladığım böyle buzdolabı poşetini ikiye kestim. Kesmezseniz köşelere toplanıyor çünkü. Böyle yarısına onu yerleştiriyorum ve üstünü kapatıyorum. Dövmesini de böyle üstüne vura vura değil, böyle iterek döveceğiz. Vurup çekeceğiz, vurup çekeceğiz. Böyle vurun. Ve şöyle göstermek istiyorum size. Böyle incecik. Bir de her tarafının eşit olması gerekiyor. Böyle elinizde dokunduğunuzda anlıyorsunuz. Birazcık bir yer daha kalınsa orayı da dövmeniz gerekiyor. Eşit derecede içleri pişsin diye. Bir de böyle dövücünüz yoksa eğer, çelik küçük tavanız varsa onunla da dövülebiliyor. Şimdi tavuğumuzu önce una, sonra yumurtaya, sonra da pankoya batıracağız. Yumurtaya birazcık tuz koydum. Başka hiçbir şey eklemedim. Una da hiçbir şey eklemedim. Panko yerine galeta unu da kullanabilirsiniz veya mısır gevreği de kullanabilirsiniz. Ama panko ile çok lezzetli oluyor. Daha çıtır çıtır oluyor. Şimdi böyle ilk önce una batırıyorum. Böyle her tarafının unlandığından emin olacağız. Sonra alt üst edeceğiz. Un değmeyen yerlerine de değineceğiz. Sonra fazlalığını silkeleyeceğiz. Şöyle yırtmadan. Ve yumurtanın içine alacağız. Yumurtanın iyice çırpıldığından emin olmamız gerekiyor. Yumurtaya koyacağız. Şimdi burada da alt üst ediyoruz ve parmak uçlarımızla yapalım yoksa panko hep ellerimize bulaşacak. Hop. Yine aynı şekilde unun değdiği her yere de yumurtanın değdiğinden emin olacağız. Yine yumurtanın fazlasını akıtıp
şekilde de kaplayabiliriz. Tavuğun görünmemesi gerekiyor. Ve böyle hafif bastıra bastıra. Şimdi tekrar bir alt üst ediyorum. Evet, altı da iyice kaplandı. Tavuğumuzun altını açıyoruz. Kızgın yağda kızartacağız. Şinitzel tereyağı ile kızarıyor ama öyle çok ağır oluyor. Ben yarısını sıvı yağ, yarısını da sade yağ ile kızartıyorum. Çünkü tereyağını erittiğinizde üstündeki köpüğü alıp kızartmanız gerekiyor ki yanmasın diye. Böyle yarısını da sade yağ ekledim. Evet, yağımız kızdı. Şimdi içine koyuyorum. Önce önümüze doğru koyup sonra karşı tarafa itiyoruz ki sıçramasın yüzümüze. Şu şekilde yukarı doğru kalkan yerini hafif böyle elimizle çok hafif bastırıyoruz. Alt kısmı kızarırken üst kısmını da kenarındaki yağlardan serpiyorum şu şekilde. Böyle alt kısmı altın sarısı olunca çeviriyoruz. Alt kısmı da altın sarısı kızardıktan sonra böyle bir peçetenin üstüne alıyorum. Hafif yağını çekmesini bekliyorum. Evet, şinitzelimiz çok güzel pişti. Her yeri aynı derecede. Şimdi servis tabağını hazırlayacağım. Şinitzelin yine olmazsa olmazlarından biri de limon bence. İsterseniz üstüne de sıkabilirsiniz. Ama ben böyle bir önce ince bir limon dilimi keseceğim üstüne. Şimdi böyle lezzetlendirdiğimiz tereyağından bir dilim böyle kesip onu da üstüne ekleyeceğim. Tabii ki şinitzel pişirince yanında da patates salatası olmalı. Ben bunu dün geceden hazırladım. Bugün şinitzel yapacağımızı bildiğim için. Bu çok lezzetli patates salatasının tarifini anlattığım videomun linkini hem yukarıya hem de aşağıya açıklamalar kısmına bırakacağım. Bu çok lezzetli, çıtır çıtır şinitzel tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok güzel olmuş.